30 dakikadan herkese iyi haftalar. Ben Ece Maat. Bugün 30 dakikada hem tekstil sektörüne dair gelişmeleri konuşacağız hem de yeni sağlık uygulama tebliğinde sağlık hizmetlerinde teknolojinin de ödeme kapsamına alınması söz konusu. Bunun detaylarını, sektöre yansımalarını değerlendirmeye çalışacağız. Ama önce araştırma masasına gidelim. Sevcan Dedeoğlu Ersözlü orada bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin yayına. Şimdi saatlerimiz 12'yi gösterirken haftanın ilk işlem günü piyasalarda neler fiyatlanıyor diye soracağım. Hem Türkiye tarafında biraz olumlu bir hava var gibi gözüküyor. Fitch etkisinin mi devamı diye yorumlamak lazım. ABD tarafındansa gelecek veriler ve herhalde bilançolar önemli olacak. Sen ne söylersin? Küresel piyasalarda tedirginlik azaldı, risk iştahı yükselişe geçti. Borsa İstanbul da buna önderlik ediyor diyebiliriz. Borsa İstanbul'un ilk yarım gündeki bu seanstaki getirisi %1'e ulaşmış durumda ve havacılık hisse senetleri önderliğinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sebebi ise aslında sık sık araştırma yayınlarında konu olarak işlediğimiz havacılık endeksinin diğer muadillerine göre, Avrupa ve global muadillerine göre daha iyi fiyat kazanç oranlarında olması, daha iyi gelirlerinin olması sonunda aslında yurt dışındaki yabancı dış basın tarafından da ilgi çekti ve Financial Times'ın da bir manşet olarak sunduğu haber olarak karşımıza çıktı. Haber ne diyordu? Hem onu hatırlayalım hem de Borsa İstanbul'daki ilk yükselenlere de bakmış olalım. Haber şunu ifade ediyordu. Türk Hava Yolları ve Pegasus 2019 yılı yani aslında pandemi öncesindeki döneme göre bile daha iyi performans göstermeye başladı. 2019 yılını baz alacak olursak %10'luk bir artış var. 115 milyonun transferi de gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bütün bunlar aslında baktığımızda kendisinin Türk Hava Yolları ve Pegasus'un Avrupa ölçeğinde değerlendirildiğinde öne çıkan birer şirket olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Detayını vermişti haber. Bunun etkisiyle beraber Borsa İstanbul'da yükselişe geçtiğini görüyoruz. Türk Hava Yolları puan bazlı en fazla katkıyı sağlayan şirket olarak karşımıza çıkıyor. %1,65'lik bir yükselişi var. İkinci sırada Turkcell var. Turkcell 2,55'lik bir yukarı yönlü performans kaydediyor. Pegasus onun arkasında %5,48'lik bir yükselişle beraber en çok puan bazlı katkı sağlayanlar arasında karşımıza geliyor. Biz baktığımızda bugün bankacılık endeksinin yatay olduğunu görüyoruz. Cuma günü ne vardı? Cuma günü aslında Fitch'in 24 Nisan'da gerçekleştireceği Türkiye panelinin beklentisiyle beraber rekor seviyeye ulaşan %5'lik bir primlenme söz konusuydu bankacılık endeksinde. Bugün yatay, bugün ulaştırma ve sanayi tarafta daha büyük hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Bu hafta geneli oldukça önemli olacak. Yarın tabii ki de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı. Ancak neyi takip edeceğiz? Bayram dönüşünde, Çocuk Bayramı dönüşünde 24 Nisan'da Fitch'in Türkiye panelini takip edeceğiz. Ve bir sonraki gün aslında baktığımızda yine ne var? Aslında Mehmet Şimşek'in Amerika'da gerçekleştireceği yatırımcı konferansından çıkacak olan çıktıları ve buradaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Ve bu hafta bir de Merkez Bankası'nın kararı var. Piyasaya baktığımızda ve Bloomberg anketine baktığımızda aslında %50 faiz oranında bir değişiklik gerçekleştirilmesi beklenmiyor. Hatta geçtiğimiz bir önceki ayın toplantısında en faiz artışı beklentisini doğru tahmin eden Deutsche Bank bile bu sefer aslında bir faiz artışı beklemediğini ifade etti. Ne var? Aslında kara anında mesajlarını takip etmiştik. Ne enflasyonla mücadelede yapılması gereken ne varsa yapılacak mesajlarını takip etmiştik. Dolayısıyla bütün bunlar paket halinde Borsa İstanbul'da etkiliyor olacak ama tedirginlik azaldı dedik. Bunun için de neye bakacağız? Tabii ki de öncü göstergeler olan S&P 500'e bakacağız. Aktardığın gibi ne var burada? İki önemli veri var. Bir tanesi ABD büyüme verisi, diğeri ise PCE enflasyon verisi ve bilançolar. Bilançoların etkisinin olumlu olacağına dair beklenti var. Bir anket var. Aslında Market Live anketi Bloomberg'in gerçekleştirmiş olduğu. Burada 409 kişi katılmış ve katılanların 3'te 2'si ABD'de açıklanacak olan bilançoların endekse olumlu katkı yapmasını bekliyor. Dolayısıyla veri bazlı değerlendirmeden ziyade şirket karlılıklarının önde olduğu bir fiyatlama senaryosu görebiliriz. Buradaki aslında 7 büyük şirketin de %38'lik bir kar marjının artış gösterdiğini, kalan hisse senedi endeksinin içinde ise S&P 500 endeksinde %3,9'luk bir geri çekilme olduğunu notunu düşebiliriz. Çok teşekkürler Sevcan aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
TİM Tekstil ve Ham Maddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci ile birlikteyiz. Fikret Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Ece Hanım. Şimdi hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Mart ayına baktığımızda gelen veriler şunu gösteriyor ki tekstil ve hazır giyim sektörü en fazla konkordato ilan eden sektörler listesinde ilk sırada ve konkordato ilan etme riski olan şirketler arasında da 195 şirket ile ikinci sırada sektör. Şimdi bunun sebepleri, bu görünümün sebepleri nelerdir? Sektörün sorunlarından biraz bahseder misiniz bize? Ece Hanım, öncelikle şunu belirtmek isterim ki dünyada çok ciddi bir değişim, dönüşüm var. Bu dönüşümde de en başta etkilenen sektörlerden bir tanesi maalesef biz olduk. Türkiye'nin lokomotif ve en iyi bildiği işlerden birisi tekstil. Ciddi yatırımları olan, çok önemli oyuncuları olan bir sektörden bahsediyoruz. Dünyada bütün tüketim alışkanlıklarının değiştiği, önceliklerin değiştiği bir ortamda tekstil de bundan nasibini aldı. Yani bunu sadece bizim ülkemiz açısından değil, dünya geneline bakmak gerekiyor. Dünyanın her tarafında bizden daha fazla bir düşüş var genel anlamda. Bizim rakibimiz olan ülkelerde ki bunlar bize göre üretimde avantajlı ülkeler. Bunlarda da burada da var düşüş ama bizimki kadar değil. Burada esas olarak düşüşün haricinde şu anda ne yapmamız gerektiğine açıkçası bakmak gerekiyor. Hı hı. Burada özellikle büyük tekstil firmalarının ciddi anlamda büyük problemleri var. Burada 647 mesela en son 646 şirket 2023 yılında faaliyetine son vermiş. Yaklaşık 87 bin kişilik istihdam çıkışı oluşmuş. Bu sadece ham madde tarafından bahsediyorum. Tüm tekstilden bahsedersek de yaklaşık 200 bin kişilik bir istihdam kaybımız var. Şimdi burada şirketlerin kapanması çok büyük problem ama daha büyük problem oradaki istihdamın kalkması. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak en iyi bildiğimiz işlerden birisi olan tekstili ve dünyada biz tekstil konusunda cidden sözünü söyleyen ülkelerden bir tanesiyiz. Bunu bir şekilde canlandırmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu dönüşümü, değişimi kısa, orta ve uzun vadeli planlar planlayarak, yaparak bunları, bu dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Buradaki en büyük görev de açıkçası devletimize düşüyor. Bu çok önemli yatırımlar var. Çok, yani milyarlarca liralık, dolarlık yatırımlarımız var. Bunları birdenbire yok saymak hiçbir zaman mümkün değildir. O, bu olası da değildir zaten. Belli bir dönüşüm planı içerisinde yeni sisteme, yeni dünya kurallarına göre, üretim kurallarına göre, yeni finansman kurallarına göre bunları dizayn etmemiz gerekiyor. Yani bu bugünden yarına hemen olabilecek bir durum değil. Biz bu dönüşümü sağlamak zorundayız. Eğer bugün belli bedelleri ödemezsek bugün, yarın çok daha büyük bedeller ödeyebiliriz. Bakın biz Güneydoğu olarak, Türkiye tekstil sektörü olarak bütün enerjimizi, bütün eforumuzu bu dönüşümle ilgili planlamalarla geçiriyoruz. Eğitimlerle, çok konusunda üstad hocalarımızı, akademisyenlerimizi getiriyoruz. Sahadaki bir şekilde tecrübesi olan iş insanlarını getirip insanlara bunu çevremize anlatmaya çalışıyoruz. Bizim bu konuda çok önemli atılımlar yapmamız gerekiyor. Fikret Bey, daha neler yapılabilir? Tabii bunu detaylandıracağız ama şunu da sormak istiyorum. İstihdam tarafının siz de söylediğiniz işten çıkartmalar, işte 200 bine yakın kişi 2023'te. Şimdi devamı için görünüm nasıl sizce? Şimdi biz mesela daha öncesinde Şeref Fayat'la konuştuğumuzda 2024 için 100 bin kişinin daha işten çıkarılabileceğini söylemişti. Dolayısıyla sizin de görüşünüzü merak ederiz. Şeref Bey'e katılıyorum ama bu rakam değişken olabilir. Daha eksik de olabilir, daha fazla da olabilir. Ama burada önemli olan bunu öngörmemiz lazım. Şimdi personelimiz, çalışan arkadaşlarımız bizden çıkıyor. Öbür tarafta da başka sektörlere mutlaka geçiş yapıyorlar. Burada bu sektörle ilgili yani dönüşümü çok iyi yapmamız gerekiyor. Buna direnen insanları bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Elbette haklılar, çok haklılar. Yani
Hayatı boyunca aileleriyle işlerini yapmışlar, belli bir noktaya getirmişler, sermayeleri bir noktaya gelmiş ama bugün onu koruyamıyorlar. Dolayısıyla da buradan çıkmak istemeleri gayet normal. Şimdi burada günün sonunda şu olacak Ece Hanım. Bu sektör bizden gitmeyecek ama oyuncular değişebilir, şartlar değişebilir, iş yapış modelleri değişebilir, daha böyle marka odaklı, daha inovasyon odaklı, daha katma değerli işler yapmak durumundayız. Çünkü çok da diretmemek lazım bu konuda. Sebebi de şudur, bizim rakiplerimizin işçilik maliyetleri 300-350 dolardayken biz aynı işi 1200 dolar maliyetle yapma şansımız hakikaten yok. Aynı işi yapamayız ama aynı sektörde çok daha kaliteli işler vardır. Biz onlara yönelmemiz lazım. Bunlarla birlikte de eğer yapamıyorsak daha iyi yapan insanları kendimize çalıştırabilmemiz lazım. Tıpkı geçmişte bizim yaptığımız gibi. Bugüne kadar bizim yaptığımız gibi. Biz dünyanın en büyük markalarına, en önde gelen firmalarına Türkiye'de fason üretim yaptık ve bu konuyu da çok iyi yaptık. Bütün gelişimimiz de tekstil tarafında buraya geldi. Ama bunun arkasında da gerek ham madde tarafında, gerek tekstil sektörünün önümüzdeki yıllardaki vizyonu açısından Türkiye tekstili önemli bir rol oynamıştır. Burada diretmemek gerekiyor, direnmemek gerekiyor. Değişime kesinlikle ayak uydurmamız gerekiyor. Yoksa bu söylediğimiz işte 100 bin, 80 bin bunlar çok daha büyük rakamlar da olabilir. Bugün bu bedeli ödeyemezsek, bugün bu öngörüyü yapamazsak yarın çok geç kalmış olabiliriz. Çok daha büyük zararlar çekebiliriz. Peki iç talebe ilişkin beklentileriniz neler? Enflasyonla mücadele kapsamında da faizler arttırılırken biliyorsunuz ki iç talepte bir daralma bekleniyor. Nasıl yansır sektöre? Bu tarafta beklentileriniz neler? Az önce söylediğim gibi yani dünyanın genelindeki daralma bizde de aynı şekilde. Ama biz bu konuda diğer ülkelerden birazcık daha şanslıyız açıkçası. Bu daralma, bu şu anki içinde bulunduğumuz durum öyle çok çabuk, çok birdenbire geçecek bir süreç değil. Ama şu andaki alınan kurallar, bir takım tedbirler, bunlara uyduğumuz takdirde bence kısa bir süreç içerisinde bu işten çıkabilme, en azından yataya getirip sonra da iyileşmeye gidebilme şansımız var. Şöyle, biz bugün her şekilde kendi yatırımlarımızı, kendi kaynaklarımızı, tüm masraflarımızı belli bir seviyeye getirmek zorundayız. Çünkü ya şöyle söyleyeyim Ece Hanım, bu şekilde devam etme şansımız yok. Bu şekilde dünyanın da devam etme şansı yok. Yani biz gidip, size şimdi çok basit bir örnek vereceğim ben kendi sektörümden. Yani bugün birçok insan 10 sene hiçbir kıyafet almasa hiçbir açıkta kalmaz. Doğru. Ama 3 gün yemek yemezsek bu işin çözümü yok. Dolayısıyla dünyada öncelikler değişiyor. Dünya artık tüketimden, yok etmekten üretmeye, var etmeye doğru bir adım atmaya çalışıyor hepimiz birlikte. Biz de bunu destekliyoruz. Bunun içerisinde de bazı oyuncular hakikaten çok büyük zararlar görecek. Özellikle lüks tüketim tarafında, moda tarafında, bu fast fashion dediğimiz günlük değişen, her şeyi anlık takip ettiğimiz bir takım konularda belli değişimler, belli sancılar olacak. Bu gayet bence normal. Şimdi buna sürekli eleştirmekten ziyade burada nasıl yaparız, ne yaparızı çok iyi düşünmemiz, çok iyi planlamamız ve bu yönde hareket etmemiz gerekiyor. Elbette birileri bize buna ayak diretecektir, bunu yapmak istemeyecektir. Haklılar da, ben kimseye haksız demiyorum çünkü hayatlarını vermişler, çok ciddi sermayeleri oluşturmuşlar, çok güçleri oluşturmuşlar ama bu güç şu anda ortada duruyor. Bunu doğru kanalize edersek sektörümüzü kurtarırız ama yanlış yöne yönlendirirsek tamamen kaybederiz. Peki bu dönüşümde mesela lüks ürünlerde bir buradan bir kayma olabileceğini söylediniz. Belki daha sürdürülebilir ürünlere yönelilecek. Bunu da göreceğiz ama siz bir yandan da devlete bazı şeyler düştüğünü söylediniz. Bu taraftan beklentileriniz neler? Mesela kredilere ulaşım konusunda veya bir teşvik beklentisi olabilir. Biraz burayı açalım mı? Tabii ki. Şimdi şöyle, insanlar bu oranlarla
şu anda yatırım yapmak hakikaten özellikle benim kendi sektörümde çok olası değil. Şimdi biz Cuma günü genel kurullarımız vardı ve 40. yılımızda Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin tüm bölgedeki ihracatçılarımızla bir araya geldik. Ve tabii ilk tek konuştuğumuz konu güncel durumlar, ekonomi, krediler, faizler. Şöyle bir laf edildi eskilerden, abilerimizden bir tanesi. Ya dedi biz işte %180'li günleri de gördük, %200'lü günleri de gördük. Ama o zaman alıyorduk, satıyorduk, iş yapıyorduk. Şu anda 60, biz iş yapamıyoruz, para kazanamıyoruz. Buradaki amaç şu, bir ürünün fiyatını, bir hizmetin fiyatını size fayda sağlıyor ise açıkçası bir problem değil. Ama yüksek ama iş yapıyorsunuz kabul edilebiliyor. Düşük iş yapamıyorsunuz kabul edilemiyor. Şöyle ya bizim büyüklerimiz eskilerimiz bir örnek verirler. Deve bir pula almazlar. Deve 100 pula git 40 tane al. Yani şartlarla alakalı bir şey bu. Bugünkü şartlarda, bugünkü koşullarda, bugünkü konjektürde bu faiz oranlarını ki dünyanın her tarafında bu şekilde çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Yani para bedava dahi olsa, bunun yatırımını yaparken çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Biz o süreci artık geçtik. Yani evet, hakikaten çok çok önemli bir finans ortamımız vardı ve bunu çok iyi kullandık. Çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık, büyüdük. Ama şimdi konjektür değişti. Devlet ne yapması lazım? Özellikle bu sektörleri, sizin esas sorunuza geldiğimde, sektörlerle ilgili ülkenin tüm birliklerinin, tüm faaliyetlerinin insan kaynağı dahil bir envanterini çıkarmamız gerekiyor. Bu envantere göre güçlü olduklarımız, zayıf olduklarımız, atıl kalan yatırımlarımız ya da yapabileceğimiz daha önemli yatırımlar, bunları tespit edip insan kaynağı, bölgesel özellikler dahil bunların hepsini raporlayıp ona göre yatırımcıyı yönlendirmemiz gerekiyor. Yani teşvik evet, her yerde olabilir, İstanbul'da da olabilir ama İstanbul'da bir fabrikasyon teşvikten ziyade bilgi işlem tarafında, dijital dünya tarafında olabilir. Ne bileyim doğuda farklı olur, batıda farklı olur, tekstil bir yer. Evet. Kümelenmeyi yapıp bölge ve insan kaynağına göre planlama yapmamız gerekiyor ve neyi çok iyi yapıp neyi yapamadığımızı iyi tespit edip yapabildiklerimizin üzerine gidip yapamadıklarımızı bir başkası kanalıyla, işbirliğiyle, başka ülkelerle yapabilmemiz gerekiyor evet, bence. Fikret Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız, yorumlarınız için ve buradan gidelim. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Doktor Reşat Bahat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum Ecem Hanım. Şimdi tabii yeni sağlık uygulama tebliğinde sağlık hizmetlerinde teknolojinin de ödeme kapsamına alınması söz konusu. Bu ne ifade eder hastaneler için? Bunu birazcık anlatır mısınız bize? Özellikle tele tıp dediğimiz bizim sunduğumuz uzaktan sağlık hizmetlerinin bir yönetmeliği çıkmıştı Sağlık Bakanlığı'nda. Bu da çok az ülkede var. Yani uzaktan sağlık hizmetini bir kamu disiplini haline getiren ve vatandaşın hakkını koruyacak, bunu bir disiplin altına alacak bir yönetmelik çıktı. Öncelikle bakanlığa çok teşekkür ederim. İlerici bir yönetmelikti. Fakat bunun bir ayağı eksik kaldı. Aslında bakanlık bunu çıkartırken vatandaş özellikle ekstra bir görüş almak istediğinde, sıkıştığında, bir başka doktorun fikrini almak istediğinde, iyi bir hocanın görüşünü almak istediğinde, tahlilleriyle ilgili tartışmak istediğinde tekrar hastanenin kapısını çalıp çok ciddi bir randevu kuyruğu oluşturuyordu ve sosyal güvenliğe olan maliyeti de artıyordu. Hastaneye gitmişken bir sürü gerekli gereksiz tahlilleri falan yapılıyordu. Bu uzaktan sağlık hizmetinin sosyal güvenlik tarafından ödenmesi de işin bir ayağıydı. Şimdi bu ayağı oluştu ama ayak eksik oluştu. Eksik oluştu derken neyi kastettiniz? Şöyle, Türkiye'de 565 özel hastane olmak üzere 2000 civarında ufaklı, irili ufaklı sosyal güvenliğe hizmet sunan ve anlaşması olan kurum var. Tabii kamu hastanesi, şehir hastaneleri ve devletin büyük hastaneleri de dahil olmak üzere. Şimdilik bu ödemeyi sadece 3. basamak sağlık hizmeti, 3. basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerine verdi bu uzaktan hizmet sunumu için ödemeyi. Hı hı.
Tabii bu bir eşitsizlik ancak sanıyorum bir denk bütçe olsun diye bu eşitsizliği şimdilik bir önünü görmek için bir pilot proje olsun diye verdiğini düşünüyorum. Yani daha mantığını henüz sorma şansımız olmadı. Ama bu eşitsizliğe uzun süre müsaade etmezler diye düşünüyorum. Çünkü bu sosyal güvenliğin ödeyeceği ücretleri de azaltan, bu sosyal güvenliğin aynı zamanda daha kaliteli sağlık hizmetine ulaşması açısından vatandaşı teşvik etmesi anlamına gelen bir durum. Çok güzide üniversite hastaneleri var, tıp fakültesi hastaneleri var Türkiye'de. Bütün dünyaya neredeyse hizmet sunuyorlar özellikle teletıp aracılığıyla. Bu bütün dünyaya hizmet sunarlarken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bu hizmetten uzak tutacaklarını sanmıyorum. Sanıyorum bir pilot proje için bu yapıldı. Böyle yapmaya devam ederlerse zaten de hukuka gider. Yani bu bir anayasal eşitsizliktir. Ruhsatı olan kurumların hepsinin bu hizmeti vermesi lazım. Ama vatandaş açısından çok değerli bir yenilik. İnşallah bunun hayrına görürler. Çok da inanıyorum bu projeye. Kuvvetle muhtemel bir 10 yıl sonra bugünkü hastalarımızın yarıdan fazlası hastaneye gelmeden bu hizmetleri almış olacaklar. Hastaneye gerçekten hastaneye gelmeleri gereken işler için gelmiş olacaklar. Bizim yükümüz de azalacak. Hastaların doktora ve sağlığa ulaşma olanağı da çok artmış olacak. Tabii burada şimdi teknolojiyi konuşuyoruz. Tam da burayı sormak istiyorum. Teknoloji kullanımı ne kadar sağlık sektöründe? Yani bunun sınırları neler ve ne kadar daha genişletilebilir? Cem Hanım, zaten sağlık sektörü bilgi, emek ve teknolojinin karmasıdır. Yani içinden teknolojiyi alsanız aslında elektrik kesilse doktorunuz yok. Yani durum o kadar teknolojiyle iç içe geçmiş durumda. Sadece hemşirelik hizmetlerinde belki teknolojiyi daha az kullanıyoruz ama orada da bir sürü hastaları monitörize ettiğimiz, yaşam faaliyetlerini ölçtüğümüz bir sürü makineler var hastaların üzerinde. Artık teknolojiyle ve yazılımlarla sağlık hizmeti çok ayrılamaz vaziyette ve bunun muhtemelen yazılımın sağlıktaki oranı giderek artacak. Giderek insan yükün, daha doğrusu insan emeğinin hatalarından, insan emeğinin yorgunluğundan yazılımlar sayesinde daha az etkilenir hale gelecek. Ama hiç kimse şunu hayal etmesin, efendim işte doktorsuz hastaneler olacak, işte hemşiresiz hastaneler olacak. Öyle bir şey epey bir süre olmayacak. Evet. Çünkü istihdam yükü çok fazladır sağlığın. Ama bu istihdamı daha çok hastaların hayrına, hastaları bilgilendirmek, onlarla daha çok vakit geçirmek, daha az hata yapmak için kullanacağız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Ve böylelikle 30 dakikayı sonlandırıyoruz. Saat 13'te Otomotiv Zirvesi'nde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.